Merhaba merhaba merhaba, Solo Profit Taker kesme videosu sonunda geldi. Tahmin ettiğim gibi kısa sürelerde kesemedim, çok da hafta sonu vaktim olmadı da açıkçası oynamaya. Ama sonuçta bir solo kesme videom olduğu için ve hiç yapamayan ya da nasıl olduğunu bilmeyen arkadaşlar olduğu için onlara sesimi niye o şekilde getirdim, neyse onları hemen göstermek istedim. Daha sonra daha da silahlarımı geliştirdiğimde, ki şu an build'lar aslında tek... Dur, böyle başlamayalım. İleride, yani bu hafta içinde daha kısa bu kesme işlemini 5 dakikaya 6 dakikaya indirecek şekilde bir video çekeceğim. Ama şimdilik bir solo toroid farmı, solo profit taker farmı, run'ı nasıl yapılır onu göstereceğim sizlere. Gördüğünüz gibi chroma ile oynuyorum. Primary silah olarak, yani birinci silah olarak bir Rubicon var, radyasyon build'lı. Radyasyon build'lı. Rubico'yu nerede kullanıyordum? Eidolon'da kullanıyorum. Tamamen aynı şekilde geldim. İkinci şeyde Dual Sestra Secura var. Dual Sestra Secura Secondary, yani ikinci silahım. Dual Sestra Secura'da Perrin Sequins sendikasından alınıyor. Oyunda da yaklaşık 40-50 plata satın alabiliyorsunuz. Neden Dual Sestra kullanıyorum? DPS'i oldukça yüksek bir tabanca ve elimde bir Riven vardı onun için. %300'e yakın atak ve %100'ün üstünde toksin hasar verdiği için Dual Sestra'yı da yaptım. Burada işe yarayacağını düşündüm ve gerçekten de videoda gördüğünüz gibi canını eritiveriyor. Bunun yanında bir de biliyorsunuz solo profit taker kesebilmek için ne lazım? Arcwing silahı lazım. Bu videoda Arcwing silahı olarak da İmperator Vandal kullanıyorum. İmperator Vandal, Fomorion etkinliğinden gelen bir Arcwing silahı. Aslında oyunda size ilk Arcwing görevini yaptığınızda verdiği İmperator'un birazcık daha gelişmiş, biraz daha yüksek hasarlı bir versiyonu. Daha önce Solo Profit Taker videolarında Grettler kullanıyordum. Grettler o kadar da etkili bir silah değil İmperator Vandal'la karşılaştırdığımızda. Çünkü çok az mermisi ve çok az magazin şarjör kapasitesi var. İmperator Vandal bunun için birebir tek bir şarjörle neredeyse dördüncü bacağı kesebilecek hale geliyorum. Bunun dışında ne taktik verebilirim? Bu arada modları, İmperator Vandal'ın modları da tam değil. Burada yaptığım hatalardan biri, iki silahımda da neredeyse birer tane element var. Yani şöyle, Dual Sestra Secura sadece korosif vuruyor. Rubico Primum'da sadece soğuk ve radyasyon vuruyor. Soğuk hasar zaten o kadar da yüksek değil. O yüzden aslında size şunu tavsiye ederim. İki tane silahla hasar vereceğiniz için o iki silahta da ikişer tane güçlü element, elemental hasarınızın olması gerekli. Lafı fazla uzatmayalım. Yaptığım başka bir şey var mıydı dikkat edilmesi gereken bu fight'ta? Dikkat edilmesi gereken şeylerden biri şu bir de. Biliyorsunuz Arcwing silahları aslında sürekli çıkarıp geri koyamıyorsunuz inventorinizden. Çünkü bir cooldownları var. Yaklaşık ilk başta çıktığında 10 dakikaydı. Şimdi 5 dakika olması cooldown'un 5 dakika olması lazım. Oyunun sonlarına doğru tam öldürmem gerektiği zamanda zamanlayıcı geriye doğru saydığında son 5 dakikaya girdiğimizde İmperator Vandal'ımı çıkaramıyorum. Elime alamıyorum çünkü cooldown'u vardı. 1 dakika 40 saniye kadar. Orada biraz zaman kaybettim. Bu cooldown'u kısaltmak için elinde Flactus olan korpuslar göreceksiniz. O Flactus olan korpusları kestiğinizde onlardan heavy machine, yani ağır mühimmat düşüyor. O ağır mühimmat hem mermi veriyor Arcwing silahınıza hem de cooldown süresini kısaltıyor. Dikkat edeceksiniz, sonuna kadar gelirsiniz videonun. Bayağı bir etrafta korpus arıyorum kesebilmek için ama bir türlü bulamadım. Neyse, verebileceğim tavsiyelerden bir tanesi de şu çıkan pylonları, yani bu sütunlar çıkıyor ya kalkanını dolduran. Bir önce 4 tane çıkıyor, sonra 6 tane çıkıyor. Onları hızlı bir şekilde kesmeniz lazım. Onları hızlı bir şekilde kesmek için böyle koşmayın sağa sola. Hemen operatör modunuza girin ve void dash atın. Void dashleriniz için enerjiniz yeterli olmayabilir. Çok hızlı atamıyor olabilirsiniz. Bunun için de focus skill'unuzu kesmeniz lazım. Eğer dilerseniz hangi focus skill'u ve hangi skill'leri kullandığımı sizlere gösterebilirim. Neyse, videonun üzerine çok fazla durmaya gerek yok. Zaten aslında hangi hasar type'ları nasıl vuruyor, nasıl değiştiriliyor vesaire, onların hepsinden 3. ve 4. aşamalarda videolarda bahsetmiştim. Şimdi sizi videoyla ve bu tatlı müzikle baş başa bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, beni takip etmeyi ve Discord kanalımıza uğramayı unutmayın. Lütfen istediğiniz, talep ettiğiniz ve öğrenmek istediğiniz şeyler varsa yorumlarda bunu belirtin. Kendinize iyi bakın.